İslam dini Hristiyanlar, Yahudiler ve diğer dinler hakkında ne der? Mürebbir Arşi sahibi, ilk sorumu size yöneltip başlamak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, Kur'an-ı Kerim'i biz okuduğumuz zaman Kur'an 1. ayeti Bismillahirrahmanirrahim. Ondan sonra Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah-u Teala diyor ki Kur'an'ın sunduğu Allah, o Rahman'dır. Bir, Rahman ne demektir? Bizim bir çabamız, isteğimiz, duamız olmadan bizim ihtiyaçlarımızı gözeterek bize nimetler veren, bizim maddi ve manevi ihtiyaçları gözeterek. Ondan dolayı bakın bizim güneş, iklim vesaire vesaire. Bu ve buna benzer diyet nimetlerin hiçbirisi bizim çabamız ve bizim efendim isteğimiz ve duaları sonucu meydana gelmiş değildir. Allah-u Teala kendisi bizim ihtiyaçlarımızı gözünde bulundurarak bunların hepsini, bu nimetleri bize sağladı ve dedi ki bu Rab, Kur'an-ı Kerim'in takdim ettiği Rab, alemlerin Rabbidir. Manevi ve maddi alemlerin Rabbidir. Demedi ki bir alemin Rabbi, alemler, ne kadar alem varsa hepsinin Rabbidir. Rab ne demekti? Besleyen efendim, yetiştiren. Şimdi Kur'an-ı Kerim böyle de başlayabilirdi. Filanca din çok kötü, filanca dinde pis insan var vesaire, böyle eleştirilerle de başlayabilir ama Kur'an-ı Kerim hamd ile başladı. Dedi ki bakın ben size bir Rab'dan bahsediyorum. Bu Rab bütün alimlerin ihtiyacını gözettiği gibi bu devirde de gözetiyor. Bu ne demektir? Eğer bir din, o hangi din olursa olsun, eğer diyorsak efendim Allah-u Teala sadece benim peygamberimle konuştu. Allah-u Teala sadece filanca bölgenin ihtiyaçlarını, manevi ihtiyaçlarını gözetti ve bizim ve diğer bölgeleri Allah-u Teala göz ardı etti diyorsa o yalan söylüyor, doğru söylemiyor. Çünkü Allah-u Teala alemlerin Rabbidir. Bütün alemlerin ihtiyacını, maddi ve manevi alemlerin ihtiyacını o karşılıyor. Nitekim bundan ne anladık ki? Kur'an'ın gibi de şunu anlatıyor. Bütün dinler, nerelerde bu peygamber dediğim dünyanın her tarafında dinleri yayan, dinleri ne diyeyim besleyen Allah-u Teala oldu. Nitekim Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki وَاِمْ مِنْ اُمَّتٍ اِلَّا خَلَا ف۪يهَا نَزِيرٌ. Her ümmet, her millete bir peygamber geldi, bir uyarıcı geldi. Sadece Yahudilere gelmedi. Genelde öyle zannediliyor ki sanki efendim İsrail oğullarına peygamberler geldi. Bu yanlış bir düşünce. Kur'an-ı Kerim diyor ki her tarafa diyor peygamberler geldi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in efendim diğer dinlere bakışı dediğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'in ilk veya İslam'ın ilk karşılaştığı iki din vardı. Hristiyanlık ve Yahudilik. Eğer Kur'an onlarla ilgili bile güzel ifadeler kullanıyorsa, tabii ki gerektiği zaman Kur'an-ı Kerim'i eleştirdi de şüphesiz ama onlarla ilgili güzel ifadeler kullanıyorsa ki direkt sizin karşı kaldığınız dinler ki sizi çok muhalefet eder onlar. Bu dünya tarihinde hep öyle olmuştur. Bir peygamber geldi, o bölgedeki din neyse o hep peygambere muhalefet etti. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Yahudiler, Hristiyanlar ne kadar muhalefet ettiyse onun herkese bilinen bir şeydir. Şimdi Kur'an-ı Kerim bu muhalefete rağmen mesela diyor ki لَيْسُ سَوَا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اُمَّتٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللّٰهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ. Kitap ehlinin hepsi eşit değildi. Herkesi aynı zannetmeyin. İçlerinde gece ne diyeyim ibadet eden, Allah'ın ayetlerini okuyan ve Allah'a secde eden insanlar da vardır. Kur'an-ı Kerim kıskanç bir kitap değil ki efendim hep böyle karşındakini sadece eleştirip de onları hep yerden yere vuran öyle bir Kur'an-ı Kerim öyle bir kitap değil. Ve Allah Teala diyor ki min kavmi Musa ummetun yahduna bil hak ve bihi yahdilun. Musa'nın milletinde öyle ümmet vardır, öyle grup vardır, öyle insanlar vardır ki o hak ile hidayet verirler ve bununla ve adaletli davranırlar. Tamam. Veya mesela Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayet var. Allah-u Teala diyor ki Yahudilerde öyle kimseler var ki
sen ona bir dinar versen hiç geri vermez ama öyle insanlar da vardır ki sen onlara bir ne diyeyim hazine verirsen geri verirler. Sonra Kur'an'a ikimiz baktığımız zaman Kur'an hiçbir zaman efendim benim sundum öğretim ilk ben sundum yok. Öyle Kur'an'a kim demiyor. Kur'an'a kim mesela bakın diyor ki bunlara söyle ma kuntu bid'am minir rusule Allah'tan gelen ilk peygamber ben değilim ki diyor. Yani başka peygamberler de geldi. Onlar da güzel şeyler söyledi. Veya Kur'an'ın ki mesela diyor ki bazı öğretiden bahsederken diyor ki inna haza la fi suhfil ula suhfi İbrahim ve Musa. Ki bakın bu öğreti benim bu bahsettiğim şeyler bunlar önceki sahifelerde de vardır. Mesela İbrahim ve Musa'nın sahifelerinde. Ha bundan biz de anladık ki Kur'an-ı Kerim bize şöyle anlatıyor ki Kur'an veya İslam bu bir arıya benzetecek olursak ar nasıl ki her çiçek üzerinde oturarak oradan bir şeyler topluyor. Sonra onu bal haline getiriyor ve bu balda şifa var bizim için. Kur'an-ı Kerim'de bütün dinlerden orada öğreti var. Ha, o öğreti daha güzelliği, onu bal haline getirdi. Tamam ve insanlar için şifa olarak sundu. Ama Kur'an-ı Kerim hiçbir zaman efendim benim bu öğretim sadece bende vardır. Önceki bütün dinler yanlış. Onlarda böyle hiç güzel bir şey yoktur diye Kur'an-ı Kerim böyle bir yaklaşımda yoktur ki. Bunlarda öyle anlatılıyor. Sanki Kur'an-ı Kerim haşa böyle bir dindir. Hala öyledir. Konu benim bahsettiğim gibi. Kur'an-ı Kerim diyor ki Kur'an'ın Rabbi, Rabbul Alemin'dir. Ve nasıl ki o maddi alemlerin hepsini beslediyse manevi alemlerin hepsini besledi ve dünyanın her tarafını gözetti. Nerede insan varsa Allah-u Teala oraya mutlaka peygamber gönderdi. Yani yüce dinimiz İslamiyet tüm diğer dinlere hoşgörüyle bakıyor. Evet. Ve Kur'an-ı Kerim'de bunun bir sürü örnekleri evet. var. Peki bu konuda Rebbi sahip siz ekleme yapmak ister misiniz? Evet. Diğer dinler hakkında, işte Hristiyanlık, Yahudilik hakkında Kur'an-ı Kerim ne der? Bir kere Bismillahirrahmanirrahim. Tabii ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yani amelinden, örneğinden. Zaten Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor ki لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا Sizin için Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem en büyük örnektir. Yani Hazreti Ayşe'nin dediği gibi Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yaşayan Kur'an-ı Kerim idi. Acaba kendisi yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi hayatında nasıl davrandı öteki dinlere mensup olan kimselerle? Mesela Bukhari Şerif, Sahih Bukhari'da meşhur bir hadis. Bir Müslüman ve Yahudi arasında bir kavga gibi bir şey. Yani tartışma şu çıkmış. İkisi de gitmişler ya Resulullah. Bu diyor ki Musa aleyhissalatu vesselam senden siz söyleyin. O mu üstün yoksa siz mi bütün peygamberlerden üstünsünüz? Vesaire. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Hatta bu Sahih Bukhari'de mevcut. La tufazzaluni ala Musa. Beni Musa'dan daha büyük zannetmeyin. Söylemeyin. Sonra başka bir yani öyle olduğu halde kişiyi, Efendimiz evet. sallallahu aleyhi ve sellem bu cevabı veriyor. Yani kendinizi şey göstermeyin. Ve sadece Musa aleyhissalatu vesselam değil. Yunus aleyhissalatu vesselamın bazı onu seven kimselerle görüş ayrılığı bir şey olmuş bir Müslümanla. Yine Sahih Bukhari Kitabul Enbiya babında diyor ki la tufazzaluni ve ikisi de gitmişler. Ya Resulullah siz söyleyin. Çünkü her şey Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yargıç olsun veyahut da bir peygamber olsun her şey söylerdi. La tufazzaluni ala Yunus ibn Matta dedi. Benim Yunus aleyhissalatu vesselam'dan daha büyük zannetmeyin. Bir. İkincisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den hicret ettikten sonra Medine'ye gelince bütün Yahudileri topladı. Kabileler biliyorsunuz meşhur. Onlarla bir sözleşme şey yaptı. O sözleşmede bu da vardır. Din bakımından siz hürsünüz. Ne isterseniz yapın. Müslümanlar ayrı. Onlar da kendi ibadetlerini yapacaklar. Siz de ibadetlerini yapın. Dışarıdan kavga, savaş çıksa da biz birlikte savaşacağız.
omuz omuza savaştılar. Bu ayrı bir mesele ki Yahudiler buna uymadı sonra. Fakat bakın dikkat buyurun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki şey yapmayın. Kavga etmeyin, fesat. Allah tebareke teala fesat yapmıyor. İstemiyor. Sevmiyor fesadı. Sonra küçük şeyler, bazı şeyler var. Hayret. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir toplantı içinde konuşma yapıyor. Tabii çeşitli kabileler de var. Bir de Yahudi'nin biri. Bunu İmam Suyuti kitabı var meşhur. El-Hasaisul Kubra. Ben oradan aldım. Orada mevcut bu. Diyor ki bu konuşma esnasında yüce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle hapşırdı. Ve elhamdülillah dedi haliyle. Hepimiz böyle, Müslümanlar böyle. Yahudi o kadar etkilenmiş olacak ki çok, yani içten yüce Peygamber Efendimiz yüksek bir sesle Yerahmukallah dedi. Ravi diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca ki bu içten söylenen sözler aynı içten dedi ki Yahdikumullah, Allah sana hidayete erdirsin. Hidayet ihsan etsin. Ravi diyor ki o tabii ki peygamber, o Müslüman rivayet eden. Ama Yahdikumullah o kadar içten dedi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ben hep bekledim. Akşam biat olunca herkes, kabileler, ilk elini veren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eline ilk veren o şey oldu. O Yahudi oldu. Düşünmüyorsunuz. Evet, yani bu saat... şekilde daha eğer müsaade ederseniz. Mesela Taif gitmiş. Daha Mekke'deyken, yani hicret etmeden önce. Neler yaptılar Taifliler. Ben de gittim, gördüm o yani şehri, Taif'i. Artık tabii şehir olmuş, o zaman köy, kasaba yani. Abdülhalil neler yaptırdı oranın şeysi, ileri gelenlerden. Neler, biliyorsunuz taşladılar, Peygamber Efendimiz yaralandı. Şimdi dışarı gelince, hiç devlet yok elinde. Ama dikkat buyurun, hani soru bu ki, efendim biz nasıl karşılıyoruz? Bir melaike, dağlar melaike şeysi gelince dedi ya Resulallah, eğer isterseniz ben bu iki dağı, bu köy, bu kasabanın üstüne atayım, paramparça olsunlar. Hayır dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Müşrika halbuki. Dedi ki hayır öyle değil. Allahümme ehdi kavmi fe innahum la ya'lemun. Ey Allah'ım bu milleti hidayete erdir. Çünkü onlar bilmiyorlar. Evet. Halbuki o şey diyebilirdi ki bana bak benim ayaklarım, şeylerim hepsi kan şey revan içinde kaldı. At bu dağları. Ez bunları. Geç demedi. Evet Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İslamiyet'e davet için yani tebliğ için Taif'e ve gider. Ve onun o duası. Ve orada taşlanarak olduğu halde bu beddua etmez, dua eder. Dua eder. Ve dikkat edin, Peygamber Efendimiz'in duası Hicri 9 Hicri yılında kabul edildi. Ve o zaman hadis kitaplarında da geçiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kere daha dua ediyor. Allahümme ehdi sakifan. Sakif orada yaşayan kabilenin ismidir. Ey Allah, Sakif kabilesine hidayet ver ya Rabbi. Ve ravi, sahabe-i kiram diyorlar ki onlar hepsi geldiler Medine'ye. O Abdülhalil adlı o adam, yani şey kötülük yapan adam dahi geldi. Ve hepsi biat ettiler. Elhamdülillah. Ve yani, bakın yani Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Görmek istiyorsanız diyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatına bak. Yani çünkü ben dedim yani yürüyen Kur'an-ı Kerim. Yani Kur'an-ı Kerim'in emirleri, Raşid kardeşimiz de bunu ayet-i kerime şeyle, ben de hemen aklıma geldi ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bunu ne şekilde cevap verdi ve şeyleri gösterdi Peygamber Efendimiz. Hatta Mekke'de, yine daha Mekke'deyken günün birinde Ebu Sufyan geldi. Dedi ki ey Muhammed, o tabii Müslüman değil o zamanlarda. Sen Allah'a inandın, Allah'a
rica et, dua et. Biz kıtlık içindeyiz. Ne yağmur var, hayvanlarımız öldü. Hiç reddetmedi. O kadar düşman. Ve sahabe diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle ellerini kaldırdı ve dua etti. Yağmur başladı ve bir hafta boyunca yağmur devam etti. Reddetmedi, sen müşriksin, sen kafirsin, sen Yahudisin, bilmem nesin. Hatta yine Ebu Süfyan geldi, efendim siz artık dua edin Allah'a, şu yağmur dursun. Her taraf su içinde kaldı. Ve dahası neler neler. Mesela biliyorsunuz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke fethedildiği zaman kendisi Fatih olarak giriyor. Başka biri olsaydı bütün Mekkelileri kılıçtan getirecekti. O seneler boyunca neler zulmettiler. Ama Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir Fatih olarak onlara dedi, "La tasriba aleykumul yevm." Böyle bir dünyada hiç görülmüş Fatih var mı acaba? Ey insanlar, ey Mekkeliler, ey Kureyş, ben sizi affediyorum. Antumuttur, hepiniz hürsünüz. Ve İkrema hakkında siz bunu biliyorsunuz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye girdiğinde Fatih olarak haliyle ve o Yemen'e doğru kaçmaya başladı. Yani hazırlanıyorduk. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in karısı, hanımı geldi. Ya Resulullah, eğer biri, bu tarihte hepsi yazılıdır efendim. Eğer biri dininize inanmadan da acaba Mekke'de kalabilir mi? Peygamber Efendimiz dedi ki tabii, serbesttir. Bu koşa koşa gidiyor. Koca sene diyor ki sakın ha gitme bir yere. Rezil olma sağa sola. Gel. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem seni affetti. Gel. Dedi mümkün değildir. Ve geliyor ve söylüyor. Soruyor. Ya Resulallah benim karım şunu diyor ki ben dininize inanmadan, size inanmadan, İslamiyet'i kabul etmeden yine kalabiliyorum. Peygamber Efendimiz dedi ki evet senin hanımın doğru diyor. Evet. Ve ayağa kalktı. Bütün ashab-ı kiram da ayağa kalktı. Ve onu bağrına bastı. Ve dedi ki evet ben affediyorum. İşte bunun örneği bu. Ya, ve nice öyle şeyleri, misalleri, örnekleri biz verebiliyoruz. Onun hayatından ki nasıl davrandığı öteki dinlere, müşrikler olsun, Yahudiler olsun, Hristiyanlar olsun. Onun hayatı en güzel örnek. Yani onun için Yüce Allah dedi ki, اِنَّكَ لَا لَا خُلُكِ نَزِيمٍ Ey Habibim, sevgili Peygamber, en yüce ahlak sahibisin. Cezakumullah. Dilinize sağlık hocam.